GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Şimdi öncelikle tabii ki eğitimimizin konusu bugün Euro ve Avrupa Merkez Bankası üzerinde duracağız. Question bölümünden yazdığınız iletiler bana geliyor. Buradan eğitimimizin içerisinde, süresi içerisinde sorularınız varsa bunları iletebilirsiniz bana. Ancak bunun dışında eğitimimizin sonunda bir soru cevap kısmı için vakit ayıracağız. Question bölümünden siz aklınıza takılan, sormak istediğiniz kısımlar olursa soruları yönlendirebilirsiniz buradan bana. Ben de bahsettiğimiz gibi eğitimimizin sonunda sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Olabildiğince çok fazla soruya cevap vermeye çalışacağız. Ortalama bir saatlik bir eğitim bizi bekliyor olacak önümüzde ve genel anlamda yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası beyanatında ortaya çıkabilecek olası sonuçları nedenleriyle birlikte temel analiz ağırlıklı olarak birlikte incelemeye izlemeye çalışacağız. Daha sonra da hangi varlıklar üzerinde, euro üzerinde tabii ki özellikle nasıl etkili olabilir? Hangi varlıkları ne yönde etkileyebilir? Bunun üzerinde çalışmamızı gerçekleştiriyor olacağız. Ee, ancak eğitimimize başlamadan önce ben hemen şu anda burada olan katılımcılarımıza bir soru yöneltmek istiyorum. Sesle ilgili sorun var mı acaba şu anda önce bir onu kontrol edelim. Bazı katılımcılarımız seste sorun olduğunu ifade ediyorlar birkaç katılımcıdan geldi peki sesle ilgili sorunumuz yok ben hemen şunu söylemek istiyorum sormak istiyorum ki bu eğitimimizin kalitesi ve benim anlatım dilim açısından da tercih edeceğim yolu belirleyici olacak o yüzden katılımcılarımızın öncelikle forex piyasasıyla ilgisini ölçelim ondan sonra daha faydalı bir şekilde basitlik derecesini ayarlayarak anlatmaya izah etmeye çalışalım bugün aktarmak istediklerimizi daha önce gcm forex'in düzenlediği webinar çalışmalarına katıldınız mı? şeklinde bir soru sormak istiyorum. Question bölümünden katıldım ya da katılmadım şeklinde geriye dönüşler yaparsanız sevinirim. Hemen bunun için biraz süre ayıralım. evet birbirine çok yakın olduğunu ifade edebiliriz. Daha önce katılanlarla ilk kez katılanların %45'e %55'lik bir oran karşımıza çıkıyor burada. Daha önce videolardan izleyen katılımcılarımız var, canlı olarak katılmayan şu anda burada olan katılımcılarımız olduğunu ifade edebiliriz. Peki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatını daha önce takip eden katılımcılarımız kimler? Her ayın ilk haftası özellikle piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatına ve bankanın başkanı Mario Draghi'nin konuşmalarına çevriliyor. Bununla ilgili takip gerçekleştirdiniz mi? Piyasalarla ilgili piyasalarda etkisini inceleyebildiniz mi? Bilgi sahibi misiniz? Evet ya da hayır şeklinde geri dönüş yaparsınız hemen yine basitçe onu da öğrenmiş olalım. Evet, yanıtlar gelmeye devam ediyor. Evet, bu kısımda da genel olarak bir önceki cevaplarımıza uygun bir şekilde aslında oran açısından benzerlik olduğunu ifade edebiliriz yani yine yüzde 55'lik bir kısım şu anda burada olan katılımcılarımızdan daha önce izleme gerçekleştirmiş Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatı sırasında piyasaları takip etme fırsatı bulabilmiş diğer yüzde 45'lik bir kısımsa daha önce izleme fırsatı olmamış peki yarı yarıya. Şimdi tam burada bütün katılımcılarımızı tabii ki sıkmayacak bir şekilde ben anlatımımı gerçekleştirmeye çalışacağım. Yeri geldiğinde tabii ki çok basit bir şekilde izah etmeye çalışacağım. Bazı konuları piyasa etkilerini anlatırken bazı unsurların en önemli. Basit şekilde izah etmeye çalışacağım bunun dışında tabii ki yavaş yavaş kademe kademe ilerleyeceğiz ne e, Ne bekliyoruz yarınki Avrupa Merkez Bankası e, Toplantısından neler var dikkat etmemiz gereken ve Pariteler emtialar endeksler nasıl etkilenebilir bunlar üzerinde yavaş yavaş Durmaya başlayacağız e, Genel anlamda genel çerçevede çizeceğimiz tablo bu şekilde tabii ki e, o zaman yavaş yavaş eğitimimize başlayalım. Slaytlar eşliğinde ben konuşarak yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Şimdi öncelikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dünyanın en önemli merkez bankaları yakından takip eden merkez bankalarından bir tanesi. Amerika Merkez Bankası ile birlikte piyasaların gerçekten gözlerinin üzerinde olduğu bir banka uyguladığı para politikaları Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya kadar birçok finansal varlık üzerinde etkili olabiliyor, piyasaları yönlendirebiliyor. Tabii ki dünyanın önemli ekonomik bölgelerinden bir tanesi Euro bölgesi. O yüzden bu konu üzerinde ayrıca bir çalışma yapmak tabii ki bizim için de katılımcılarımız için de faydalı oluyor. Yarın yani 2 Ekim 2014 Perşembe günü öncelikle saat 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı sonucunda aldığı faiz beyana, faiz kararlarının sonuçlarını göreceğiz Türkiye saatiyle ve bu faiz beyanatında Özellikle politika faiz oranı, mevduat faiz oranı ve marjinal faiz oranı gibi oranlar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Alınan kararlar nasıl etkileyebilir, euroda nasıl bir yön çizebilir bunları birlikte değerlendiriyor olacağız. Daha sonrasında ise 15.30'da European Central Bank dediğimiz Avrupa Merkez Bankası'nın ECB'nin yani kısaca Basın konferansını takip ediyor olacağız bu kısımda başkan Mario Draghi kürsünün arkasına geçecek ve e, alınan kararların gerekçeleriyle birlikte o anda basın toplantısına katılanların e, sorularını cevaplayacağı bir kısımda bize bilgilendiriyor olacak. Bu kısımda özellikle e, volatilitenin arttığını ifade edebiliriz piyasalarda, Euro bazlı özellikle paritelerde. O yüzden e, adım adım hepsi üzerinde birlikte devam ederek ilerliyor olacağız. Ama hemen şuradan kısaca bahsedelim. Faiz oranıyla ilgili ben kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Para politikalarıyla ilgili çok basit bir anlatımla buraya geçmek istiyorum ki konuştuklarımız üzerinde de kafanıza soru işareti kalmasın. Öncelikle bizim bahsettiğimiz faiz oranı yani üzerinde duracağımız faiz oranı merkez bankasının politika faiz oranı uyguladığı faiz oranı yani özel bankalara borç para kullandırır, kullandırırken e, karşılığında paranın kirasını aldığı faiz oranının üzerinden bahsedeceğiz. E, çok önemli bir nokta var burada miktar kuramı dediğimiz kuram yani e, ürünün piyasadaki miktarıyla ve fiyatıyla arasındaki bağlantıyı kurduğumuz unsur e, kuram. Para içinde geçerli dolanımdaki para miktarı ne kadar çoksa o para biriminin değerinin biz düşeceğini ya da düşmüş olduğunu bekleriz, görürüz ya da tam tersi ne kadar az piyasada dolanımda ticarete konu olan para varsa eğer e, o ilgili para biriminin de değerinin yüksek olduğunu e, görürüz ya da yüksek olacağını bekleriz. Öncelikle burası çok basit bir kavram zaten. Her ürün için geçerli. Yani kıt olan ve kolay kolay ulaşamadığımız malların fiyatları bildiğiniz gibi daha yüksek olabiliyor ve öyle olması da zaten gayet mantıklı. Ancak bol olan ve e, daha kolay ulaştığımız ürünlerin fiyatları ise daha düşük oluyor. İşte bu para için de geçerli ve merkez bankası işte bu mekanizmayı kullanarak dolanımdaki para, yani şuraya piyasa dersek piyasadaki para miktarını ayarlayarak e, ülkesinin kendi yönettiği para paranın değeri üzerinde e, faiz oranıyla etkili olabiliyor. Diyelim ki dolanımdaki e, para miktarını e, ilgili merkez bankası arttırmak istiyor. Eğer bu şekilde bir amacı varsa özel bankalara borç kullandırırken uyguladığı politika faiz oranını düşürmeyi tercih eder ki aslında faiz oranını kabaca tanımladığımızda paraya ulaşabilmenin maliyeti ya da paraya sahip olan için o paranın getirisi anlamına gelecek. Tabii ki piyasada fon arz edenler yani tasarruf sahipleri var. Bir de fon talep edenler, kredi kullanmak isteyenler var. İşte bu mekanizmanın bir öncesinde Merkez Bankası'yla ilgili özel bankalar arasında bir alışveriş olacak. Burada e, özel bankalar hem piyasadan topladığı fonu yeniden kredi olarak piyasaya yeniden verirken merkez bankasında da e, arasında tabii ki bir ilişki olacak, bir ticaret olacak burada. İşte Merkez Bankası eğer uyguladığı politika faiz oranını düşürürse, yani diyelim ki %5'den %4'e düşürdüyse paraya ulaşmanın maliyeti özel bankalar için azalacak anlamına geliyor bu. Tabii ki bu paralelde daha fazla fon kullanmayı tercih edecek özel bankalar piyasanın içerisine de daha fazla kredi verebilecekler. Böylelikle dolanımdaki para miktarı artacağı için biz ilgili para biriminin değerinin düştüğünü görmeyi bekleriz. Yani eğer Merkez Bankası faiz oranını indiriyorsa ilgili para biriminin değer kaybetmesini bekleriz. Tam tersi merkez bankası faiz oranı arttırıyorsa eğer artık paraya ulaşmanın maliyeti arttığı için öncekine nispeten özel bankalarda daha e, düşük miktarlarda kredi kullanacaklar daha az kredi piyasanın içerisine aktarabilecekler tabii ki bu paralelde tabii ki bu mekanizma içerisinde para biriminin miktarca dolanımda daha e, az olacak olması da piyasalarda ilgili para biriminin değerinin artmasını sağlayacak önemli unsurlardan bir tanesi. Çok basit bir şekilde bu mekanizmayı bu şekilde tanımlayabiliriz ve Forex piyasası katılımcılarının kesinlikle bilmesi gereken artın kurallardan ilki aslında bu nokta. Bir merkez bankasının faiz oranını arttıracağı yönünde beklentiler oluşuyorsa piyasada ya da Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faiz arttırıyorsa, biz o para biriminin değer kazanmasını bekleriz ya da değer kazandığını görebiliriz. Tam tersi faiz indirimine gidiyorsa sürpriz bir şekilde ya da faiz indireceği yönünde beklentiler oluşuyorsa piyasada biz o para biriminin değer kaybettiği yönünde bir e, beklenti içerisine girebiliriz ve bunu da açıkçası zaten yapılan işlemlerden piyasada oluşan fiyattan görebiliriz. <laughs> Bunun dışında parasal genişleme ismini aslında e, burada olan katılımcılarımızdan birçoğu duymuştur. Daha önce parasal genişleme diye bir kavram e, duyanlar kimler? Ben hemen burada hemen bir kısaca yine soru sormak istiyorum. Geriye dönüş yaparsanız bununla ilgili duydum ya da duymadım şeklinde question bölümünden e, bana geriye dönüşler sağlarsanız çok sevinirim. Evet, son cevapları da görelim. Evet, çoğunluğun tabii ki e, burada ağırlıklı olarak parasal genişleme e, şeklinde bir kavramı duymuş olduğunu görüyoruz. Altta zaten farklı isimleri de yer alıyor. Tahvil alım programı, varlık alım programı, quantitative easing ya da kısaca QE, nicel gevşeme şeklinde isimlendirilen e, şekillerde Merkez Bankası'nın uyguladığı bir para para politikası parasal genişleme. Bu özellikle e, aslında faiz oranıyla Merkez Bankası'nın dolanımdaki para miktarını değiştirme e, yönündeki amacıyla çok da far, büyük bir farklılık yok. Bir... Merkez Bankası neden parasal genişleme programı uygular dediğimizde aslında bu sorunun cevabı faiz oranını politika faiz oranını belki daha fazla indiremediği içindir. Yani çok düşük faiz oranları uygulayan bir merkez bankasının dolanımdaki para miktarını arttırmak istediği bir durumda parasal genişleme programıyla bunu sağlayabileceğini ifade edebiliriz. Buna geniş para politikası ya da gevşek para politikası şeklinde ifade ediliyor. Peki parasal genişleme ile ne yapıyor Merkez Bankası? Yine özel banka ile olan arasındaki ilişkiye geldiğimizde bu temasları incelediğimizde Merkez Bankası özel bankaların elindeki değerli kağıtları satın alıyor. Yani bunlar devlet tahvili ya da özel tahviller olabiliyor. Nakit olmayan ama... E Nakit gibi piyasalarda teminat olarak da kullanılabilen bazı kağıtları satın alıyor. Bu, bu durumda kendi bilançosunu büyütürken özel bankaya da tabii ki bu alışveriş sonucunda parasını verdiği için satın aldığı değerli kağıdın özel bankanın elinde bir nakit birikimi burada gerçekleşiyor. Tabii ki fonu, bu, bu fonu yine kredi olarak Kullandırabiliyor piyasaya özel bankalar işte mer özellikle Amerika Merkez Bankası'nın 2008 krizi içerisinden e, çıkarken uyguladığı büyük miktardaki parasal genişlemenin amacı da ekonominin içerisine akan para miktarını arttırmak, ekonomik aktiviteleri bu paralelde canlandırabilmek ve e, akabinde işsizliğinde düşmesini beklemekti amaç aslına baktığımızda. Tabii ki e, çok basit bir şekilde nasıl Merkez Bankası politika faiz oranını düşürerek dolanımdaki para miktarını arttırıyor, arttırmayı amaçlıyorsa parasal genişlemede de aslında piyasada işlem gören ticari aktivitelere konu olan paranın miktarını arttırmak amaç. Parasal genişleme miktarı ne kadar büyük olursa biz ilgili para biriminin değerinin de düşeceğini düşünürüz o miktarda çünkü dolanımdaki para miktarı arttıkça fiyatı da paranın değeri de düşmeye başlayacak şekilde yorumlayabiliriz ama diyelim ki çok büyük miktarlarda parasal genişleme uygulayan bir merkez bankasının artık bunu yavaş yavaş kısmaya başlaması ve e, gevşek para politikasından sıkı para politikasına doğru bir geçiş aşaması içerisinde olması o para biriminin de değer kazanmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Yani faiz arttırıyor gibi düşünün burada aynı mantıkla. Tabii ki faiz arttırmaktan daha farklı bir şey. Sadece e, piyasaya sunduğu parayı pompaladığı paranın miktarını yavaş yavaş azaltıp belki de tamamen bitirmek daha sonra. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde biz e, yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın e, kararlarıyla kararları ile ilişkili neler ifade edebiliriz, neler değerlendirebiliriz? Bunlar üzerinden gitmeye çalışalım. Öncelikle European Central Bank'ı biraz tanıyalım. Avrupa Merkez Bankası'nın ana amacı enflasyon ve para istikrarını sağlamak kendi yani yönetmeliğinde yapması gereken, uygulaması gereken yasalarla e, bu çerçeve içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Peki Avrupa Merkez Bankası bu e, adımlarını atarken ne gibi öne çıkan politikalarda e, piyasaya müdahale etmeyi tercih etti bu zamana kadar? Bunlardan bahsedelim biraz. Öncelikle e, ekranda ilk gördüğünüz nokta. TLTRO şeklinde gördüğünüz e, uzun vadeli refinansman operasyonu bunun başına e, e, T harfini de getirdiğimizde hedefli targeted uzun vadeli refinansman operasyonu olarak isimlendirilen bir e, politika uyguladı bunu daha önce Euro bölgesindeki bankalar arası likidite sıkışıklığının önüne geçmek için Avrupa Merkez Bankası uygulamıştı. Ancak bu yıl Haziran ayında yaptığı toplantı sonucunda yine Teltro ismiyle yeni adıyla e, piyasalara artık yine e, kredi sağlayacağını ifade etti. Teltro nedir peki? Aslında şu şekilde... Avrupa Merkez Bankası kendi belirlediği tarihler ve zamanlar içerisinde Euro bölgesine üye olan ülkelerin bankalarına şunu söylüyor. Ne kadar krediye ve nakite ihtiyacınız varsa gelin benden e, düşük faizle uzun vadeli finansman ihtiyacınızı sağlayın. Bunu daha önce bahsettiğim gibi e, iki kez uyguladı bu operasyonları. Haziran ayında yaptığı beyanatla birlikte 8 tane 2016'nın Haziran ayına kadar 8 tane e, teltro operasyonu düzenleyeceğini ifade etti. Hatta bunların ilkini de Eylül 18 Eylül tarihinde gerçekleştirdi ve e, piyasaları e, likidite sıkışıklığını giderebilmek adına fonladı. Peki burada hemen parasal genişleme gibi bir unsur ya da faiz oranıyla ilgili beyan e, açıklamalarımızı yaptık. Bir teltro uygulaması piyasanın içerisine nakit miktarını arttıracağı için ne gibi bir etkiye neden olması gerekiyor? Tabii ki Dolanımdaki para miktarını arttırıcı bir unsur olduğu için para biriminin değerini aşağı yönlü baskılayan, değerinin düşmesine neden olan bir unsur olarak ifade edebiliriz aslında. Avrupa Merkez Bankası'nın politika faiz oranına bakalım, Teltro'dan bahsettikten sonra %0.05. Peki burada ben hemen bir soru daha yöneltmek istiyorum katılımcılarımıza. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranını Bilenler kimler? Bilenler kaç olduğunu yazmaya çalışsın. Yüzde kaçtır Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranını? Bilmeyenlerse bilmiyorum yazabilirler. Hemen bunun için vakit ayıralım. Evet aslında bu kısımda güzel bir geriye dönüş sağladığımızı ifade edebiliriz. %60'ın üzerinde e, burada olan katılımcılarımız ne kadar olduğunu biliyor. Geriye kalanlar da tabii ki hatırlamayanlar da olabilir. Bunu neden sordum aslında? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranı şu anda bir haftalık repo faizi olan politika faiz oranı %8.25 seviyesinde. Bakın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranına bakıyoruz. %0.05 yani arada gerçekten büyük bir fark var. Peki neden Avrupa Merkez Bankası böyle düşük bir faiz oranı, politika faiz oranı uygulamayı tercih ediyor? Çünkü Euro bölgesinde ekonomik aktiviteler 2008 krizinden sonra tam olarak toparlanabilmiş ve hızlanabilmiş değil. Yani Euro bölgesi krizden hala da özellikle 2008 krizinden sonra kendi kıtası içerisinde ülkelerin borç problemleri yaşaması sorununu da atlatmaya çalışırken ee, ekonomik aktivitelerin yavaş olması istenen düzeye çıkamaması Avrupa Merkez Bankası'nın piyasayı çok düşük maliyetlerle fonlamasının temel nedenlerinden bir tanesi ee, ve son attığı adımlarla da birlikte yine faiz oranı indirerek Eylül ayındaki toplantısında %0.05'e indirmişti. Bir de altında negatif mevduat faiz oranın diyor. Geçtiğimiz ayki toplantısında yine e, bunda da bir adım atmış da Avrupa Merkez Bankası bu faiz oranında da. Bu nedir? Şimdi biz biraz önce konuşurken şundan bahsettik. Merkez Bankası özel bankalara borç para kullandırırken yani parayı Merkez Bankası veriyordu krediyi. Diğer taraftan şöyle düşünün. Özel bankalar kendi ellerinde bulunan fazla fonlarını Merkez Bankası'na park edemiyorlar mı? Merkez Bankası'na gidip mevduat olarak yatıramıyorlar mı? Evet. İşte özel bankaların kendi paralarını gidip Avrupa Merkez Bankası'na verdiklerinde Avrupa Merkez Bankası'nın onlara uyguladığı faiz oranı %-0.20 şu anda. Yani parayı belki de saklamanın maliyetini geri alıyor. Bırakın parayı alıp kullanmanın getirdiği kazancı. %0.20'lik bir negatif mevduat faiz oranı uyguluyor. Burada Avrupa Merkez Bankası önemli büyük merkez bankaları içerisinde ilk kez negatif mevduat faiz oranı uygulamasına geçen bir merkez bankası olarak tarihe geçti. Daha önce örnekleri yok muydu? Evet, e, İsveç, Danimarka gibi merkez bankaları negatif mevduat faiz oranı uygulamasını kullandılar. Burada aslında şurada anlamamız gereken nokta Avrupa Merkez Bankası özel bankalara şunu söylemek istiyor. Elinizde fazla nakit miktarınız olduğunda bunları kredi olarak verip bu şekilde para kazanmaya çalışın. Ben bana getirdiğiniz paralardan size faiz geliri elde etmeyi bırakın bunun üzerinden belki saklama maliyetini bile keserek size geriye vereceğim demek istiyor aslında. Yani paranın ekonominin içerisinde ekonomiyi canlı tutabilmek için ekonomik aktiviteler içerisinde kalmasını sağlamaya çalışıyor. Çünkü bahsettiğimiz gibi Euro Bölgesinde büyük sorunlar var. Bunlardan bir tanesi ekonomik aktivitelerin cansız olması ve e, yeteri kadar e, işsiz e, işsizliğin önüne geçememesi ve enflasyon da çok düşük seviyelerde olması. Yani ticari aktivitelerin zayıf bir işlerlik içerisinde olması, ekonomide çarkların tam anlamıyla dönememesi aslında Euro bölgesinde faizlerin ve mevduatın da bu şekilde olmasına, Avrupa Merkez Bankası'nın bu şekilde bir politika izlemesine neden oluyor. Bir altına baktığımızda varlığa dayalı menkul kıymet alımı demişiz. Bunu da Eylül ayı e toplantısında açıkladı Avrupa Merkez Bankası ve şunu söyledi: Gerekirse piyasalardan ben e, varlığa dayalı menkul kıymet isimli e, varlıkları satın alarak bunlar karşına parasını vererek e, Piyasanın içerisine aktardığım euro miktarını para miktarını arttırmayı deneyebilirim dedi. Ve e, deneyebilirim demedi aslında deneyecek yapını yapacaklarını ifade etti. Ve Ekim ayından itibaren varlığa dayalı menkul kıymet alımlarına başlayacaklarını Eylül ayı toplantısında ifade ettiler. Bu önemli bir noktaydı. Neden? Çünkü e, Avrupa Merkez Bankası bir... E, parasal genişleme programına mı gidiyor bu şekilde yoksa sadece belirli unsurlarda belirli miktarların altında kalacak bir varlık alımı mı uygulayacak bu gibi soruları aslında akla getirdi. Çünkü Amerika Merkez Bankası parasal genişleme çerçevesinde e, 2013'ün Aralık ayına kadar her ay ortalama 85 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı piyasadan ve piyasanın içerisine çok büyük miktarlarda dolar likiditesi sağlamış oldu. Ve bu şekilde de aslında baktığımızda e, işsizlik oranının düşmeye başladığını ABD ekonomisinin de e, aslına baktığımızda yukarı yönlü bir toparlanma eğilimi içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Bu sinyalleri geç de olsa belki piyasalar artık ABD e, ABD ekonomisiyle birlikte almaya başlıyor. İşte Avrupa Merkez Bankası kriz süresi içerisinde bu şekilde bir parasal genişleme programı uygulamadı. Çünkü Eee Yapısı itibariyle biraz daha zor bir yönetime sahip çünkü bir ulus merkez bankası değil 27 tane ayrı ülkenin merkez bankasını para politikalarını yönetiyor. Merkez bankası görevini üstlenmiş durumda o yüzden her ülkede aynı sorun olmadığı için Almanya'da başka İspanya'da İrlanda'da başka sorunlar olduğu için para politikasıyla da birazcık daha güç bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden... Attığı adımları çok daha dikkatli atmaya çalışıyor. Ancak artık bahsettiğimiz gibi Euro bölgesindeki ekonomik aktiviteler e, yeniden e, resesyon sürecinden çıktıktan sonra Euro bölgesi e, canlanamıyor ve bunun da önüne geçmek istiyor. O yüzden tabii ki piyasalara da etkisi bunun önemli derecede oluyor. Euro değerinde, euronun değerinde özellikle. İşte bu paralelde varlığa dayalı menkul kıymet alımlarına başlayacağını duyurdu Avrupa Merkez Bankası. Bunu biraz daha açacağız ilerleyen slaytlarımızda. Nedir? Piyasaya etkisi ne olabilir? Bir de bir notumuz daha var orada. Euro bölgesinde düşük enflasyon demişiz. Evet, Euro bölgesindeki düşük enflasyon bize ekonomik aktivitelerin Euro bölgesi ülkelerinde zayıf olduğunu işaret ediyor. Şimdi bunu <laughs> şöyle söylemek gerekiyor e, aslına baktığımızda enflasyon her zaman e, çok olumsuz bir kavram ekonomik kavram değil biz genel itibariyle Aslında sürekli yüksek enflasyonu yaşamış bir bir e, halk olduğumuz için Türkiye'de enflasyonun her türlüsünün zararlı olduğunu düşünüyoruz ama enflasyonun olması gereken bir de seviyesi o var. Bunu ifade etmekte fayda var. Dünya üzerindeki ekonomistler, iktisat profesörleri, analistler bir ekonomide olması gereken enflasyonun %2 civarında gerçekleşmesini ifade ediyorlar. Gerçekleşmesi gerektiğini ifade ediyorlar. %2'nin çok altındaki enflasyon nasıl olumsuz bir veri ise ilgili ekonomi için %2'nin çok üzerindeki enflasyon da olumsuz bir rakam. %2'nin çok altındaki enflasyon bize şu sinyali verir. Demek ki enflasyonun e, enflasyonu oluşturacak talep bu ekonomide e, Tam anlamıyla şekillenebilmiş değil ve satın alma gücüyle desteklenmiş bir talep tam anlamıyla e, çarkları döndüremiyor. Ve ekonomide durgunluk söz konusu. Zaten enflasyonun tam tersine deflasyon dediğimizde bu da durgunluk anlamına geliyor. Yani ekonominin e, çok zayıf, üreticilerin ürettiğini satmakta zorlandığı, tüketicilerin almakta zorlandığı bir ekonomik yapı demek ki bu da... E, İlgili ekonomide işsizliğin yüksek olması ve olumsuz bir ilerleyiş içerisinde olduğunun sinyalidir aslında. İşte Euro bölgesinde enflasyon çok düşük. Uzun zamandır düşük. Yaklaşık e, bir yıldır yüzde birin altında seyreden bir enflasyon rakamı var ki hala da düşüş eğilimi içerisindeki e, grafiğini koruyor. Ve bu da Avrupa Merkez Bankası'nı korkutan unsurlardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir aslında. Bunları da e, kısaca ben size açıklamaya çalışacağım. Hemen bu slaytımıza da geçelim. Kısa kısa bilgilerle burada Avrupa Merkez Bankası ile ilgili değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Baş, bankanın başkanı Mario Draghi, bir İtalyan, İtalya Merkez, eski İtalya Merkez Bankası Başkanı. Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak göreve geldiği Kasım 2011 tarihinden bu yana 7 kez faiz indirimi yapmayı tercih etti. Avrupa Merkez Bankası ilk geldiği Ay yani şurada görüyorsunuz 3 Kasım 2011'deki toplantısında politika faiz oranı 1.50'den 1.25'e indirdi. Sonraki ayda yine 1.25'den 1, %1 seviyesine çekti. Daha sonra belirli aralıklarla Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine devam etti ve şu andaki mevcut seviyesi Eylül ayındaki toplantısıyla birlikte %0.05 seviyesinde gerçekten tarihi düşük, rekor düşük seviyede. En son Eylül ayındaki adımlara baktığımızda politika faizinin yanında Zaten yüzde eksi 0.10 olan mevduat faizini de 10 bas puan indirerek yüzde eksi 0.20'ye getirdi. Bu önemli bir adımdı çünkü baktığımızda Avrupa Euro bölgesindeki ekonominin canlanabilmesi için paranın birazcık daha ekonomik aktivitelere, reel ekonomiye yönlenebilmesi için ciddi adımlar attığını Eylül ayında ifade edebiliriz Avrupa Merkez Bankası'nın. Beklentiye baktığımızda 0. 0.5 olan politika faiz oranının yarınki toplantıda bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde tahminlendiğini görüyoruz. Yani burada zaten Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'de yaptığı son konuşmalarda şunu ifade etmişti. Artık bizim faiz tarafında e, adım atacak alanımız kalmadı şeklinde bunu şekilde yorumlanacak ifadeler kullandı. Yani daha fazla artık faiz oranı, politika faiz oranı indirmeyi düşünmüyor en azından yakın zamanda Avrupa Merkez Bankası. Bunu görüyoruz. Bakın ekrandaki uzun vadeli bir grafiğimiz var. 2008 yılına kadar... Kademeli olarak politika faiz oranı %4 seviyesine kadar çıkarmışken Avrupa Merkez Bankası daha sonra 2008 krizinden sonra sert bir şekilde ekonomik aktivitelerin artmasını sağlayabilmek için ve e, dolanımdaki para miktarını arttırabilmek için piyasanın paraya ulaşma maliyetini düşürmek için çok sert bir şekilde faiz oranlarını indirme gitmiş. Daha sonra uzunca bir süre %1 seviyesinde kalmış. O zamanki başkan Jean-Claude Trichet Avrupa Merkez Bankası Başkanı Almanya'da özellikle enflasyonun yüksek olduğu yönündeki e, savunmasıyla birlikte iki kez faiz arttırımına gitmişti ama Draghi göreve geldikten bu ya sonra gördüğünüz gibi artık e, 2011 Kasım'dan bu yana hep faiz indirimleri yönünde adımlar atılmış Avrupa Merkez Bankası'nda. Peki Euro bölgesinin ekonomisinin biz olumsuzluğundan bahsediyoruz ama bunları nereden anlıyoruz? Bakın dün açıklanan rakamlara baktığımızda Almanya'da işsizlik değişimi verisinin 12.000 artış gösterdiğini ifade ediyoruz. Burada bir önceki dönem 3.000 işsiz artışı gerçekleşmişken eksi 2k yani eksi 2000 açıklanması gereken e, beklenen bir rakam varmış yani işsizliğin azalması bekleniyormuş fakat 12 binlik bir artış gerçekleşmiş. Euro bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya'daki bu görünüm çok iyi bir sinyal değil. Sonrasında Euro bölgesi geneli için açıklanan rakamlara bakıyoruz. Burada 3 tane e, gelmiş veri var dün açıklanan veri setini incelediğimizde. E, CPI dediğimiz Consumer Price Index, Tüketici Fiyat Endeksi %0.3 düzeyine gerilemiş durumda. Son rakama baktığımızda e, öncü rakam bize bunun ipucunu, sinyalini verdi. Beklentiler de o şekildeydi ama çekirdek enflasyon olarak çekirdek CP olarak ifade edilen enflasyonun beklentinin altına gelmesi %0.7'ye gerilemesi artık euro bölgesinde gerçekten enflasyonun aşağı yönlü ivmeli ilme, bir şekilde gidebileceği tedirginliğini oluşturdu ve piyasalarda şunu düşündü açıkçası enflasyon düşük kalmaya devam edecekse Avrupa Merkez Bankası para politikasında genişlemeci kalmayı sürdürecek uzunca bir süre daha belki de daha daha fazla adım atmak zorunda kalacak para politikasını genişletmek için Şeklinde beklentiler oluştu ve euro e, özellikle euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareketlerin hız kazandığını görmüştük. Bu rakamlar açıklandıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam euro bölgesindeki işsizlik oranının e, tarihi zirvesi %12.2 idi. Şu anda %11.5 biraz gerilemiş durumda bu e, seviyeden fakat e, Hala da işsizlik oranı çok yüksek. Draghi de aynı şeyi söylüyor zaten. İşsizlik oranı kabul edilebilir seviyelerde değil şu anda şeklinde ifadesi var. Enflasyon oranının uzun vadeli grafiğine baktığımızda özellikle bakın 2012'nin başlarından itibaren enflasyon oranında aşağı yönlü hareketler gerçekleşmiş ve %0.4'e kadar en son açık düştü. Öncü rakam %0.3 olarak açıklandı salı günü. Bunun nihai rakamı son rakamı Ekim ayı içerisinde yayınlanacak. %0.3'e mi, e, 3 e mi gerileyecek yoksa 4'te mi kalacak bunu görüyor olacağız. Yani bu taraftaki görünüm pek iç açıcı gözükmüyor e, Avrupa için. Bugün açıklanan PMI verilerine bakalım. PMI verileri Purchasing Manager Index yani satın alma yöneticileri endeksi olarak tanımladığımız bir anket sonucu. Yani e, Örneğin imalat PMI diyor. Ee, üretim sektöründe çalışan satın alma yöneticilerine yapılan bir anket sonucu oluşturulan bir endeks. Bu endeks bize değerli bilgiler veriyor gelecek ekonomik koşullar hakkında ve 50 seviyesi burada kritik. 50'nin üzerindeki rakamlar PMI verileri için sektörün genişlediğine işaret eden rakamlar. 50'nin altındaki datalarsa sektörün daraldığına işaret eden e, bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bakın Euro bölgesinin ee, en büyük ekonomilerine baktığımızda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya. İtalya ve İspanya'dan olumlu rakamlar görüyoruz. Fakat yine beklendiği kadar gerilememiş. Yani önceki rakam 52.8 52.6'ya gerilemiş bir veri var burada. Ee, gerileme bekleniyormuş. Fakat beklendiği kadar gerilememiş. Öz İtalya'da olumlu bir sahne var. 48.8 ile Fransa'da İmalat PMI verisi 50 seviyesinin altında ve sektörün daraldığına işaret ediyor. Özellikle Euro Bölgesi için önemli olan Euro Bölgesi'nin en önemli büyük güçlü ekonomisi Almanya'da da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bu da 15 ay sonra. 50 seviyesinin altına gerilediği imalat PMI verisi bugün açıklanan rakamlarda Eylül ayı için açıklanan datalarda bu da olumsuz bir veri olarak kayıtlara geçti. Euro bölgesi geneli için açıklanan imalat PMI'ye baktığımızda 50.3 olarak gerçekleşmiş. Orada da bir gerileme var. O da yanlış hatırlamıyorsam yine 14 ayın en düşük seviyesine işaret etmişti. Yani... PMI verileri de ki geleceği gösteren göstergeler olarak genel anlamda tanımlanır. E, çünkü satın alma yöneticilerinin ilerleyen şartlara ilişkin e, beklentilerini anlayabilmek adına sorulan sorulardan oluşan anket sonucu bir endeks gerçekleştirilir, meydana getirilir ve Almanya'da özellikle PMI verileri satın alma yöneticilerin çok olumlu bakmadığına işaret ediyor ilerleyen aylara. İşte bu verilerde bize çok iyi sinyaller vermiyor Euro bölgesi için. En son toplantıyı gözden geçirmek gerekiyor Euro bölgesi ekonomisi için. Burada politika faiz oranı %0.15'den %0.05'e indirildi. Avrupa Merkez Bankası tarafından EYLO'yu toplantısında rekor düşük seviyesini genişletmiş oldu böylelikle diğer taraftan marjinal borç verme faizi yani normal seanslar dışında özel bankalara para kullandırırken uyguladığı politika uyguladığı faiz oranını %0.40'dan %0.30'a indirdi mevduat faiz oranında zaten haziran ayında negatif bölgeye çekmişti %0.0'dı daha önce %-0.10'a indirmişti eksi %-0.20'ye çekti eylül ayında ve varlığa dayalı menkul kıymet alımlarına başlanacağını duyurdu ki bu önemli bir adımdı. Ee, özellikle biz burada ne büyüklükte bir varlık alımı gerçekleştirecek Avrupa Merkez Bankası bunu merak ediyoruz ve bununla ilgili cevaplar almaya çalışacağız yarınki toplantıda da zaten. Dragiye baktığımızda özel sektör borçlanma e, araçları alınacak. E, bunun yanında <laughs> ipotekli bono alımları yapılacak dedi. Yani varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipotekli bonolar alınacak şeklinde ifadeler var. Tahminlere baktığımızda 200 ila 400 milyar euro arası alımlar yapılabileceği ifade ediliyor, bekleniliyor. Ama bu miktardaki değişiklik piyasalarda euro tarafında etkili olabilir. Bununla ilgili bir parantez daha açacağız sonraki slide'larımızda. İşte bu... Adımların yanında Draghi daha sonra da şunları ifade etti: Ekonomi eğer ihtiyaç duyarsa e, Avrupa Merkez Bankası para politikasını daha da genişletmeye hazır şeklinde ifadeler kullandı önemli noktalardan bir tanesi de buydu. Yani Avrupa Merkez Bankası çok düşük politika faiz oranı yetmiyor. Negatif mevduat faiz oranı yetmiyor. Teltro operasyonları var. Bunlarla piyasaya para pompalıyor. Ama bunun yanında bir de varlığa dayalı menkul kıymet programı uygulayacak. Ekim ayı ile birlikte. Ancak bunlar da yetmezse yine yeni adımlar atmaya hazırız şeklinde ifadeler kullanıyor. Ee, Mario Draghi. Şimdi bu bilgiler ışığında biz yarın ne yapmalıyız, nasıl bir beklenti içerisinde olmalıyız, bunları değerlendirelim birlikte. Öncelikle bahsettiğimiz gibi Avrupa Merkez Bankası saat 14:45'te faiz beyanatını yapacak önce. Faiz beyanatı aslında daha önceki toplantılara göre bir miktar daha önemsiz diyebiliriz. Neden? Çünkü artık Dragi'nin de ifade ettiği gibi faiz beyanatı tarafında yeni bir adım atılması çok mümkün gözükmüyor. En fazla negatif mevduat faiz oranında ee, bir gerileme yapabilirler ya da marjinal faiz oranını düşürebilir ama politika faiz oranı yani bizim için asıl önemli piyasayı fonladığı politika faiz oranında bir değişiklik yapması çok mümkün gözükmüyor şu an için. 14 öncelikle bunu göreceğiz. Yani faiz beyanatını göreceğiz. Bek bahsettiğimiz gibi piyasalarda beklenti bir değişiklik olmayacağı yönünde. Eğer sürpriz bir indirim gelirse Euro'da sert değer kayıpları görebiliriz burada. Bu paralelde Euro-Dolar paritesinde, Euro-Türk Lirası paritesinde örneğin aşağı yönlü hareketler dikkat çekebilir. Çünkü sürpriz olarak algılayacaktır piyasa eğer bir faiz indirimi gelirse Avrupa Merkez Bankası'ndan marjinal... E Mevduat ve politika faiz oranları tabii ki burada üçünü de takip etmekte fayda var. Daha sonrasında ise dikkatlerimiz 15.30'da Avrupa Merkez Bankası'nın basın konferansına çevrilecek. Burada bahsettiğimiz gibi Draghi mikrofonun arkasına geçecek 45 dakika sonra faiz beyanatından sonra ve öncelikle alınan kararların ee, gerekçelerini açıklayacağı bir karar metni okuyacak. Bu yaklaşık 10 dakika sürüyor ee, Dragin'in konuşması e, ilk toplantı başladıktan sonra ama eğer özel adımlar atılmışsa yani varlığa dayalı menkul kıymet ya da faiz oranı inmişse ya da litro gibi program açıklandığında Dragin'in karar metnini okumasının 20 dakikayı bulduğunu görebiliyoruz temel anlamda ama eğer faiz tarafında yeni bir adım atılmadıysa ya da yeni bir e, Politika geliştirmeyi düşünmüyorsa Avrupa Merkez Bankası ortalama Dragi'nin konuşması yani karar metni 10 dakika sürüyor. Sonrasında ise 15.30 sonrasını inceleyeceğiz. İşte burada piyasalarda volatilitenin euro bazlı varlıkların fiyatında sert değişimlerin olduğu kısmı olduğunu ifade edebiliriz. Burada soru cevap kısmına geçilecek. Dragi basın mensuplarının, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Burada tabii ki özellikle kritik soruları sormaya çalışacak ki gazeteciler bir ipucu al bilsin Avrupa Merkez Bankası'nın ileride uygulayacağı para politikalarına ilişkin. O yüzden bu kısımda özellikle volatilite artabilir. Tabii ki Draghi'den öncelikle enflasyon oranı çok düşük. Bununla ilgili ne düşünüyor onu göreceğiz. Draghi sürekli şundan bahsediyor. Evet Enflasyon oranı çok düşük Euro bölgesinde ancak bir durgunluk, bir deflasyon riski görmüyorum şeklinde ifadeler kullanıyor genel anlamda. Deflasyon riski var mı yok mu bu önemli. Eğer var derse Avrupa Merkez Bankası'nın yeni adımlar atma olasılığı artacağı için Euro'da sert değer kayıpları görebiliriz. Mario Draghi'nin konuşması sırasında ama Euro bölgesinde düşük enflasyon var, deflasyon yok, deflasyon riski görmüyoruz şeklinde ifadeler kullanması Euro'da bir miktar yukarı doğru hareketleri canlandırabilir şeklinde ifade edebiliriz. Teltrolardan bahsedecek tabii ki e, gazetecilerin soruları e, bun, bunun hakkında da bilgi almaya yönelik olacaktır giden. Çünkü 18 Eylül'de ilk Teltro operasyonu yapıldı ve açılan ihalede ihaleye 255 banka teklif verdi. Toplamda 82.62 milyar Euro'luk bir fon akımı sağlandığı ifade edildi. Kredi kullandı e, Euro Bölgesi özel bankaları. Fakat e, bu beklentilerin altındaydı aslında fon kullanımı. E, ve düşük kaldığı Teltro e, ihalesindeki talebin bankalar tarafından düşük kaldığı yönünde spekülasyonlara neden oldu. Fakat Mario Draghi daha sonra yaptığı bir açıklamada bizim planlarımız ve öngörümüz dahilindeydi bu miktarda. E, Aralık ayında bir kez daha yapılacak Teltro operasyonu. Bunu takip edeceğiz yakından. 9 Aralık'ta sonuçları yayınlanacak. E, 9 Aralık'ta yapılacak 11 Aralık'ta da sonuçları yayınlanacak ikinci TELTRO operasyonu. 2016'nın Haziran ayına kadar da 8 tane toplamda operasyon yapılmış olacak. Bu önemli başlıklar arasında ifade edebiliriz. Ve TELTRO'nun büyüklüğü konusunda neler söyleyecek Draghi bunu büyük bir dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Bir diğer konuysa belki de en hassas konulardan bir tanesi varlığa dayalı menkul kıymet alımı. Şimdi bu konuda biraz belirsizlik var bunu açacak açmasını bekliyoruz Dragi'nin. Ve sorularda da bu yönde gelecek. Şimdi Özellikle e, konu şu ne büyüklükte bir varlığa dayalı menkul kıymet alımı yapılacak. Bahsettiğimiz gibi piyasada 200 ila 400 milyar euro arası tahminler var, beklentiler var. E, bunun medyanı yani 300 milyar euro e, diyelim buraya. 300 milyar euronun üzerinde bir e, varlığa dayalı menkul kıymet programı uygulanacağı yönünde bir ipucu sinyal verirse Mario Draghi burada yine piyasaya fon akımı sağlanacağı için gireceği için bu düşünceyi fiyatlayacak piyasa katılımcılarıyla birlikte euroda sert değer kayıpları görebiliriz. Ancak 300'ün altında e, gel, bir ipucu alınırsa buna yönelik bir sinyal alır alabilirseklere giden bu da yorada bir miktar yukarı yönlü hareketlerin destekleyebilecek bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. Genel anlamda başından sonuna kadar e, merkez bankaların uyguladığı, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalarla ilgili ve Avrupa Merkez Bankası'nı özelleştirerek konumuzu ilerlettiğimizde e, Avrupa Merkez Bankası'ndan yarın ne bekleniyor, nasıl sonuçlanabilir bunlarla ilgili benim izah etmek istediklerim, anlatmak istediklerim bunlar. Ama onun dışında ben e, hemen MetaTrader'ımı e, getirip burada bazı e, örneklerle de size Bazen Konular üzerinde durmak istiyorum şimdi ekranda euro dolar paritesinde haftalık grafiği görüyorsunuz bakın özellikle şu kısımdan sonra euro dolar paritesinde sert düşüşler olduğunu görüyoruz 2014'ün şurayı görürsek 2014'ün mayıs ayında başlayan aşağı yönlü hareketler var burada özellikle euro bölgesi ekonomisine olan inancın piyasalar tarafından da tabii ki sarsılması ekonomik aktivitelerin yavaş ilerlemesi ki bunu bilen piyasada tabii ki şunu fiyatlamasını yaparlar. Avrupa Merkez Bankası para politikasını genişletmek zorunda kalacak. Bu paralelde de Euro değer kaybedebilir. Haftalık bazda baktığımızda bakın Mayıs ayından bu yana yani şuradan itibaren Euro'da dolar karşısında ciddi değer kayıpları var. 1.3850'lerden şu anda 1.26 seviyesine kadar gerilemiş durumdayız. Burada piyasanın neyi fiyatladığını eğer öngörebiliriz. Diysek öngörebilen forex pes katılımcıları satış pozisyonlarıyla burada fiyatlamalar içerisinde yer almaları gerekiyordu. Günlük grafiğe geçersek biraz daha burada şu tarihten itibaren yine Mayıs ayından itibaren tabi burada görüyoruz. Özellikle benim bahsetmek istediğim nokta evet şurası özellikle şu kısımdan sonra... Satışların bir miktar daha aslında hız kazandığını görüyoruz. Bu noktada aşağı yönlü yeni haftaya başlarken bir gap yani boşlukla başladığını görüyoruz. Euro dolar paritesinin burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Ağustos ayı sonunda ABD'de düzenlenen Jackson Hole toplantısında varlığa dayalı menkul kıymet alımları uygulayabiliriz şeklinde kullandığı ifadesi ve bununla ilgili ciddi şekilde ilk kez piyasalara ipucu verdiği konuşması olmuştu ve bu paralelde de artık piyasada fiyatlamaların gerçekleştiğini görüyorsunuz. Ha tabii ki tek taraflı mı düşünmek gerekiyor? Sadece euro değer kaybettiği için mi eurodalar paritesinde bu şekilde baskılar oluştu? Tabii ki hayır. İ Avrupa Merkez Bankası ve <laughs> Amerika Merkez Bankası arasındaki para politikası para politikaları ciddi derecede farklılaşmış durumda. ABD ekonomisinde toparlanma ipuçları, toparlanma sinyalleri gelirken Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın ne zaman faizi arttıracağını düşünüyoruz. Bunu bekliyoruz ve piyasada spekülasyonlar bu şekilde ve 2015 yılının ortalarında hemen hemen Haziran ayında özellikle Arpa Amerika Merkez Bankası'nın artık bir faiz artırımına gideceği düşünülüyor. Fakat Euro Bölgesine baktığımızda aktiviteler zayıf ekonomi çok güçlü sinyaller ver veremiyor maalesef. Bu paralelde Avrupa Merkez Bankası genişlemeci gevşek para politikalarını sürdüreceği yönünde. E, beklentiler fiyatlanırken işte özellikle Mayıs ayından itibaren bu merkez bankalarına ilişki iki merkez bankasına ilişki ilişkin beklentilerin e, farklılaşması iki para biriminin de arasında bu şekilde bir fark oluşmasını sağlayan unsurlar arasında yer alıyor. Tabii ki diğer taraftan bakalım. Mesela altını inceleyelim altında da yine önemli bir. Fiyat değişimleri izledik. Bakın özellikle Amerika Merkez Bankası'nın faiz artıracağı yönündeki düşünceler altın üzerinde baskı yapan bir unsur olarak karşımıza çıktı. Hemen haftalık grafiğe baktığımızda şuradan inceleyelim. Özellikle tabii ki 2011'deki düşüşleri işaret etmiyorum ama 2013'ün Nisan ayında başlayan sert düşüşlerle birlikte artık piyasalar daha sonra altında aşağı yönlü baskıların artmasına neden olan beklentileri fiyatladılar. Yani Amerika ekonomisi toparlanma süreci içerisine girecek ve Fed artık genişlemeci para politikalarından çıkacak özellikle 2013 yılının mayıs ayında o zamanki FED Başkanı Ben Bernanke'nin yaptığı açıklamalar etkili olmuştu. FED tahvil alımlarını 2013 yılı içerisinde azaltmaya başlayabilir ve 2014'te tamamen bitirebilir demişti Ben Bernanke. Ki öyle oldu. Aynen Bernanke'nin çizdiği yol haritası geçerli oldu. Janet yılında ma Mart ayındaki toplantıda FOMC toplantısı yani Janet yılın Bernanke'den sonraki FED Başkanı şunu ifade etmişti. Tahvil alımları yani parasal genişleme tamamen bitirildikten 6 ay sonra ortalama bir faiz artışı, ilk faiz artışı gelebilir şeklinde bir ifade kullanmıştı. Burada da yine ona yönelik sinyallerin devam ettiğini açıkçası görüyoruz. Özellikle Euro TL'ye de bakalım. Onu da açmak istiyorum. Şimdi bunlardan bahsetmemin nedenlerinden bir tanesi de açıkçası şuydu. Neden sadece Euro bölgesi tarafından konuşmuyoruz da Amerika'yı da işin içine katmaya çalışıyoruz? Çünkü Amerika dünyanın en büyük ekonomisi bildiğiniz gibi. O yüzden onların, Fed'in uyguladığı politika euro üzerinde de etkili oluyor çünkü iki ülke para birimi iki bölgenin para birimi birbirinin muadili dünyanın genel kabul görmüş e, para birimleri arasındaki ilk iki sırada yer alıyorlar. O yüzden dolar satışı yapmak isteyen katılımcılar piyasa katılımcıları euroyu tercih ediyor çoğunlukla euro satışındakiler de doları tercih ediyor eğer dolar euro satmak istiyorlarsa işte euronun değer kaybetmesi çoğu zaman doların değer kazanması anlamına gelebiliyor tam tersi de geçerli bunun için ama tabii ki her zaman bu denklem çalışmaya bilir. Onu da ifade etmekte fayda var. Euro TL'ye baktığımızda özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı politikalar önemli. Ee, ne kadar uzun bir süre Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemeci kalacağı yönündeki düşünceler kuvvetlenirse, eee Euro'da baskının devam etmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Bunun yanında şöyle bir durum var. Eğer e, Fed tahminlerden daha hızlı bir şekilde faiz arttırımına giderse ABD tarafında burada gelişmekte olan ülke para birimleri bundan olumsuz etkilenerek değer kayıpları yaşayabilir. O yüzden Euro TL için önümüzdeki süreç içerisinde aslına baktığımızda sadece Euro'yu değil Amerika Merkez Bankası'nın atacağı adımları da takip etmekte fayda var. Tabi burada piyasanın düşüncesi şu şekilde 2008 krizinden sonra faizler çok düşük seviyelere geldiği için Amerika'da Euro bölgesinde diğer gelişmiş ülkelerde piyasa tabii ki faizlerin daha yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelere doğru bir fon akımı oldu. Burada Tabii ki artık normalleşme sürecine içerisine girdiyse FED artık o e, giriş yapan sermaye yavaş yavaş çıkacak ana vatanına geri dönecek şeklinde bir beklenti tabii ki e, gerçekleşmişti. Burada e, dolar türk lirasının önce 1.92'lere 1.93'lere geldiğini daha sonra 2 seviyelerini bulduğunu hatta 2.40'a kadar da çıktığını gördük bu beklentilerin fiyatlanmasıyla. O yüzden hem ABD hem de Avrupa Merkez Bankası tarafı ECB tarafı e, euro türk lirası için yakından takip edilmesi gerekiyor. Şimdi bahsettiğim gibi benim grafik üzerinde de hani çok fazla zaten bir şey göstermeyi amaçlamamıştım ama en azından görerek bunları sizin anlamınız daha faydalı olur diye düşündüm. Birkaç tane soru var Question bölümünden hemen konumuzla ilgili olan bu sorulara cevap vermeye çalışacağım ve sonrasında da eğitimimizi artık tamamlamaya doğru ilerleyeceğiz birlikte. Hemen Question bölümünden gelen birkaç soru var ben onları okumak istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi bir katılımcımız şunu sormuş. Varlığa dayalı menkul kıymetlerle ilgili bir e, girdi olursa burada dolar TL nasıl etkilenir demiş. Hemen şöyle düşünebiliriz. Aslında tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemeci kalması Türk Lirası'nın Türkiye'nin aslında işine gelen bir nokta. Burada Türk Lirası'nın değer kazanımları görebiliriz. Yani Avrupa Merkez Bankası genişleme, daha fazla genişleme hatta bahsettiğimiz gibi varlığa dayalı menkul kıymetlerde hani medyanını 300 düşündük, 300'ün üzerinde bir montanlı e, alınım, e, alım eğer düşündüğü görülürse Avrupa Merkez Bankası'nın burada e, Euro'da değer kayıpları görebiliriz demiştik. Tabii ki genişlemeci bir şekilde ilerleyecek olması e, Türkiye'nin ticareti açısından da olumlu bir ipucu olarak algılanabileceği için burada TL'de değer kazanımları görebiliriz. Dolar TL'de aşağı yöne hareketler izlenebilir. Ee, diğer taraftan bir katılımcımızın şöyle bir sorusu var. Bütün veriler olumsuz. Yarın Eurodolar için sat emri verilebilir mi? Ee, tabii ki bunu benim buradan söylemem maalesef doğru değil. Hem SPK'nın gerektirdiği çerçevede e, hem de e, tabii ki al sat şeklinde bir şey söylemek yerine kesinlikle GCM Forex araştırma departmanı tarafından hazırlanan analizleri günlük olarak takip ederseniz zaten bu gibi soruların cevaplarını alabileceğinizi düşünüyorum bir sorumuz daha var 200 ile 400 milyar euro arası Evet milyar euro arası bir katılımcımız da onu sormuş. Mario Draghi, euro'nun değerli olmasını istemiyor mu? Evet, istemiyor. Çünkü istememelerinin sebebi değerli euro e, yüksek. E, e, ne zamanki euro değer kazanmaya başladığında e, bu o para birimine ulaşmanın maliyetinin de yüksek olduğu ve ticari aktivitelerin daha zor bir şekilde ilerlediği anlamına gelebiliyor. E diğer taraftan Euro Bölgesi ekonomilerinde tabii ki ihracatçı firmalar, ülkeler çok fazla ve tabii ki ihracatçı bir firmaya da ülkeyseniz eğer kendi para biriminizin değerinin ihracat yaptığınız ülkeye ya da bölge para birimine karşı değerinin düşük olmasını istersiniz. Aynen Japonya'nın çok basit bir örnekle yapmak istediği gibi çoğu zaman ihracatçı ekonomiler ya da durgunluk içerisinde euro Bölgesi gibi zorluk çeken ekonomiler kendi ülke para birimlerinin değerinin yüksek olmasını istemezler düşüş kaydetmesi onlar için daha faydalıdır bu geçiş dönemi içerisinde. Evet genel anlamda e, benim ifade edebileceklerim bunlar birçok soru var muhakkak kaçırdığım sorular cevaplayamadığım sorular olmuştur question bölümünden bunlar için şimdiden affınıza sığınıyorum. Diğer taraftan e, ekranda... E, Mail adreslerimizi de görüyorsunuz webinar@gcmforex.com. Merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi bu webinar@gcmforex.com mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar çok soruya biz cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdiden bahsettiğim gibi cevaplayamadığımız sorular varsa affınızı sığınıyorum. lütfen mail adreslerimizden bize ulaşınız. Burada olan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinar çalışmamızda tekrar görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.